Merhaba arkadaşlar. Bir akşam vakti bilgisayarın karşısına geçtim. Hatta az önce kendime çay koydum. Çay demlenirken de sizinle bu sohbeti yapmak istedim. Burada Hüseyin Demirtaş İngilizce kanalında İngilizceden çalışmaktan, akademiden bahsediyoruz ama çok sayıda hem iş dünyasında hem akademik hayatta ilerleyen arkadaşımız da olduğu için aynı zamanda bu alanlarda yardımcı olabilecek ufak tefek sohbetleri arada yayın akışına eklemek istiyorum. Ben birkaç gündür rahatsızdım. O rahatsızlığın ardından dün ekran karşısına geçip tekrar bir şeyler yapabildiğimi hissettim ve acayip mutlu oldum. Yani tekrar bir şeyler üretebilmeye başlamak, faydalı işler yapmak bana bünyeme çok iyi geldi. Çünkü şöyle düşünün, yani bir şey yapamadığınızda, özellikle sağlık olarak düşünün, bir şey yapamadığınızda ya da ekrana bağlı kaldığınızda, stabil, hareketsiz kaldığınızda o bir yerden sonra can sıkmaya başlıyor. Şimdi çalışmak ve mutlulukla alakalı aslında güzel bir araştırma vardı. Bundan birkaç yıl önce bir TED konuşması izlerken orada insanları mutlu eden şeylerle alakalı bir araştırma yapmışlar. Konuşmacı da ondan bahsediyordu. Ve nihayetinde bakmışlar, pek çok faktörü incelemişler ve şunu görüyorlar. Being useful, yani faydalı olmak, kendine, etrafına, çevremizdeki insanlara, topluma faydalı bir şeyler yapmak bize en çok mutluluk getiren şeylerden birisi. Being useful, yani faydalı olmak mutlulukla gerçekten alakalı. Mesela şöyle düşünün, işte bir insanın bir derdini çözdüğünüzde mutlu hissedersiniz. Ben kendi adıma öğrencilerimizin diyelim ki takıldıkları bir sınavı geçtiklerini görünce, onlara o konuda yardımcı olunca mutlu oluyorum. Ya da writing becerilerini geliştirdiklerinde, daha İngilizce yazılar yazdıklarında, sınav puanlarını artırdıklarında, yani faydalı bir değişime vesile olduğumda çok daha mutlu oluyorum. Ya da işte burada kanal için farklı içerikler çektiğimizde yarar sağlayacağını düşündüğüm işler yaptığımda mutlu oluyorum. Hepimiz için bu var. Yani faydalı işler yapmak bizi mutlu ediyor. Tabi burada çalışmaktan kasıt nitelikli, değerli gördüğümüz bir işte çalışmak. Tabii ki her işte çalışmak aynı keyfi vermeyebilir. Her işte çalışmak aynı manevi haz ve tatmin duygusu sağlamayabilir. O yüzden insanlar ana işinde kendine mutluluk veren bölge sınırlıysa, belki hobiler vasıtasıyla, işte küçük projelerle, iş dışı vakitlerde, kendine ayırabildiği zamanlarda kendini mutlu edecek, fayda sağlayacak çalışmalar yapması gerçekten güzel. Kendi adıma baktığımda üretkenlik benim hoşuma gidiyor. Yani faydalı bir şeyler üretmek, işte problem çözmek, özellikle İngilizce öğrenme ve öğretme alanına odaklı şekilde yıllar geçtiği için kendi adıma burada ne tür sorunlar var? Neyi çözebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Yeni bir ürün geliştirebilir miyiz? Yeni bir kitap, yeni bir fikir, yeni bir eğitim. Ne şekilde meseleye yaklaşabiliriz diye daha üretken, problem çözücü, durumu analiz edici bir yaklaşımla süreçlere bakıyorum. Ve burada bu süreçte insanlara dokunacak işler yapmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. O noktada çalışmak ve mutluluk. Hatta şöyle bir şey var. Güzel bir söz var. Diyor ki, yani sevdiğiniz işleri yaparsanız çalıştığınızı hissetmezsiniz. Bazen sabahlara kadar uzayan mesailer oluyor. Bazen hani gerçekten ofisten, bilgisayar başından uzaklaşmadığımız haftalar, aylar oluyor. Ve sonrasında gerçekten çok yıpratıcı dönemler geçebiliyor ya da çok yoğun dönemler geçebiliyor ama o süreci yaşarken sanki hissetmiyoruz gibi. Çünkü yani onun getirdiği güzel bir fayda duygusu var. Gerçekten nitelikli bir iş yapıyoruz diye. Mesela en son HDYDS uygulamasını geliştirirken neredeyse 6-7 ay geceli gündüzlü bir süreç geçti. Çok yorucuydu, yıpratıcıydı. Ama bir yandan da acayip öğreticiydi. Yeni beceriler kazanmak, yeni yetkinlikler kazanmak, bambaşka bir ürün ortaya çıkarmak, dijitalleşme, farklı sorunları çözmek. Hem dediğim gibi zorlukları beraberinde getirdi ama öte yandan faydalı olmak, topluma fayda sağlayacak işler yapmak, bizim kendi Ar-Ge becerimizi geliştirmesi açısından keyifli, mutluluk verici bir yolculuk oldu. Benim de şu an herhalde çayım demlenmiştir sevgili arkadaşlar. Siz de yorumlarla bu sohbete katkıda bulunabilirsiniz. Dediğim gibi bunu kısa, karşılıklı bir tecrübe, bilgi alışverişi olarak değerlendiriyorum. Ben baktım, neredeyse 7 yıldır, hatta 8 yıldır YouTube için farklı yoğunluklarda içerikler üretmişiz. Belki 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra nasip bu videolara bakıp hem hatıra olarak hem bir zamansal kronolojik bir
geçmiş arşiv olarak inceleyeceğiz. Bunu düşünce gerçekten çok orijinal geliyor. Dediğim gibi tarihe bir not, hem de gelecekteki ben için ve gelecekteki siz için bir sohbet olarak bunu paylaşmak istedim. Yeni derslerde, sohbetlerde Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşça kalın.